solgun görünüyorsun. Yüzün bembeyaz. Olanları duymadın mı? Orhan ölmüş. Serap da çiftliğe dönmüş. Evet biliyorum. Dün akşam Kemal bana geldi. Bizim bir ilgimiz olup olmadığını sordu. Sen ne dedin? Merak etme, seninle ilgili hiçbir şey söylemedim. Serap ona hiçbir şey anlatmamış. Yani Kemal'in hiçbir şeyden haberi yok. Anlayamıyorum. Serap'ın çoktan beni tutuklatmış olması gerekirdi. İnan öyle bir niyeti olsaydı seni ihbar ederdi. İrem, ben artık dayanamıyorum. Evi satışa çıkardım. Fabrikadaki parayı üstüne koysam bile adamın istediği miktarı elde etmem mümkün değil. Ali İhsan'dan kurtulsam da Serap'tan kurtulamam zaten. Bütün bunların hesabını soracaktır bana. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Adana'da bir işim var. Ondan sonra burada kalmam için hiçbir sebebi yok. Gidiyor musun? Eğer sen benimle gelirsen, evet. Seninle mi geleyim? Nereye? Uzaklara. Fabrikanın, çiftliğin, Serap'ın, Ali İhsan'ın olmadığı bir yere. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Mesela İtalya, Fransa'ya. Nereye istersen Ali. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Hemen karar verme. İyice düşün. Mesele o parayı bulmak falan değil. Bu konuda sana yardımcı olacağımı zaten söylemiştim. Aslında sana çok daha önce teklif etmek istiyordum. Ekrem, ben çok mahcup oldum. Hakikaten. İnan bana çok onur duydum. Lakin ben burayı bırakıp gidemem. Fabrikayı bırakamam. Çiftliği ve abimden kalanları kurtarmak için yemin ettim ben. Üstelik Kemal'den de boşanamam. Onların tekrar bir araya gelmesine izin veremem. Yapamam bunu, ne olur anla beni. Seninle evlenemem. Demek öyle. Pekala. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.